Türkiye'ye bahşettiği en iyi yorumculardan birisiydi Müslüm Gürses. Eserleri, şarkıları bir dönem sakıncalı muamelesi görse de ömrünün son dönemlerinde hak ettiği itibarı gördü. O hüzünlü, acıklı, dertli şarkıların aslında bir nedeni vardı. Müslüm Gürses tıpkı kitlesi gibi büyük acılar, dramlar yaşamıştı. Film gibi bir hikayesi vardı. Anne mezarda, baba cezaevinde bir hayatın kahramanıydı o. Müslüm Gürses, Mayıs 1953'te Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü köyünde yoksulluğun hüküm sürdüğü kerpiç bir evde dünyaya geldi. Biri kız, iki kardeşi vardı. 3 yaşına geldiğinde ailesi ekmek parası için Adana'ya göç etti. Okul hayatı ilkokulu bitirmesiyle sona erdi. Adana'da çocuk yaşta terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı. 14 yaşındaki Müslüm, 1965 yılında bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başladı. 2 yıl sonra da orada düzenlenen ses yarışmasına katılmak istedi. Birçok ünlünün hikayesinde olduğu gibi Müslüm Gürses'in de babası hayallerinin peşinden gitmesine karşı çıktı. Ama o vazgeçmedi. Bit pazarından bir elbise aldı, hazırlandı. Yarışmadan önceki gece uyuduğu sırada babası saçlarını kesti. Ama bu da Müslüm'ü durduramadı. O halde girdiği yarışmada birinci oldu. Yarışmayı kazanması Müslüm Akbaş'ı o çevrede popüler yapmıştı. Hem çay bahçesinde sahneye çıkıyor hem de terzide çalışıyordu. Beklediği fırsat bir gazinonun az solistinin hastalanmasıyla çıktı. Arkadaşının vasıtasıyla yerine Müslüm Akbaş sahne aldı. O geceden sonra da eline aldığı mikrofon yaklaşık 40 yıl bir daha da elinden düşmeyecekti. Halk evlerine giden genç Müslüm Akbaş bir süre sonra Çukurova Radyosu'nda sanatçı oldu. Soyadı da işte bugünlerde değişti. Akbaş gitti, Gürses geldi. Her hafta cumartesi günleri radyoda canlı türküler söyledi. 1968 yılından sonra ise ilk plakları çıktı. Ve annesini de toprağa verdi. Daha da kötüsü, katili öz babasıydı. O günden sonra sadece annesini değil, babasını da kaybetti Müslüm Gürses. Cezaevine giren babasıyla bir daha görüşmedi. Olayla ilgili hiç konuşmadı. Medyayla bir kez olsun paylaşmadı bu acısını. Yüreğine gömdü, şarkıları feryadı oldu. Adana'ya gittim. Oradan cinayet işledik. Ailem öldü. Ancak Müslüm Gürses'in çilesi daha dolmamıştı. Kardeşi Ahmet'i kaybedecekti. Onun köy meydanında vurulmasından sonra Müslüm Gürses baba evine, toprağına tümden küsecekti. Şeyden sonra gelmedi, kardeşini vurdular ya. Müslüm Gürses'in babası yıllar sonra cezaevinden çıktı. Urfa'ya geri döndü. Evlenip yeni bir hayat kurdu. Ancak usta sanatçı onu bir türlü affedemedi. Sadece maddi destek vermekle yetindi. Ne büyük bir şarkıcının babası olarak yaşadı, ne de açlığa mahkum etti. Ne oğlanı ne kimseyi görmedim. Gelmedi yanıma, annesini öldürmüşüm diye. Bir röportajında böyle konuşan babası Mehmet Akbaş, 2010 yılında 75 yaşında hayata veda etti. Almanya turnesinde bunu öğrenen Gürses, konserlerini iptal edip Urfa'ya gitti. Son görevini yaptı. Mahşer günü kalk deyince... Milyonlar yıllarca dinledi onun acılı, hüzünlü şarkılarını. Ama çoğu Müslüm Gürses'e o şarkıları söyleten büyük acıları, yaşadığı tarifsiz aile dramını pek bilmezdi. Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Aile dramlarıyla büyük acılar yaşayan Müslüm Gürses, askerden sonra kendisini iyice müziğe verdi. 1970'lerde Anadolu turnelerine çıkmaya başladı. İşte o günlerde Tarsus-Adana yolunda şoför uyuyakalınca büyük bir kaza geçirdi. Araç paramparça oldu. Şoför hayatını kaybetti. Müslüm Gürses ise öldü diye morga kaldırıldı. Ancak daha vadesi vardı, gözünü açtı, sağ olduğu tesadüfen fark edildi. Ameliyata alındı, beynine koruyucu bir plaka takıldı. Müslüm Gürses hayatta kalmayı başardı ancak ameliyat masasında çok şey bırakmıştı. Artık eskisi gibi olmayacaktı. Bundan sonra koku duyusunu kaybedecek, az işitecek ve konuşması aksayacaktı. Bitmek bilmeyen baş ağrıları da o kazadan sonra kalmıştı. Hayatı artık daha dikkatli yaşamak zorundaydı. Çünkü alacağı en büyük bir darbeyle kör olabilir, hatta ölebilirdi. Kapıdan.
Öldürmeyen Acılar Müslüm Gürses'i güçlendirdi. Rekor kıran plaklardan sonra 1979 yılında İsyankar filmiyle sinemaya adım attı ve onunla birlikte geride 38 film bıraktı. Buna 2000'li yıllarda konuk oyuncu olduğu filmler dahil değil. Yaptığımız güzel işlerin yansıması, başka bir şey değil yani. Aşk hayatına ise gözünü Muhterem Nur'la açtı, onunla kapadı. Malatya turnesinde tanıştığı, kendisi de onun gibi ses sanatçısı olan Muhterem Nur'la 1986 yılında evlendi. Müslüm Gürses'in isteğiyle Muhterem Hanım sanat hayatını noktaladı. Belki de bu karşılıklı fedakarlıklar sayesinde ölene kadar beraber oldular. Müslüm Gürses sadece sanatı, şarkıları değil, kendilerine zarar veren hayranları nedeniyle de çok tartışıldı. Hatta test konusu bile oldu. Bu yüzden belli bir kesim ve medya ona hep mesafeli durdu. Örneğin TRT'nin ilk arşivlerine baktığımızda onun davet edildiği bir program bulmak neredeyse imkansız. Çünkü söylenmese de sakıncalı bulunuyordu, yok sayılıyordu müziği ve kitlesi. Konserlerinde inanılmaz olaylar oluyordu. Bazı gruplar sadece kendilerine değil, etrafındakilere de zarar veriyordu. Hatta Bursa'daki bir konserinde Müslüm Gürses bile bıçaklandı. Yaralanan usta sanatçı büyüklük gösterdi, kendisini bıçaklayan hayranını affetti. Kendisine yönelik şarkıları insanları umutsuzluğa sevk ediyor eleştirilerine. Ne demişiz biz? Bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. İnsanın hayatında neşenin yeri olduğu kadar hüznün de yeri olacaktır diyerek bu görüşe karşı çıkıyordu. Hey cimbom hey hey, hey cimbom hey, bu sene de şampiyonuz, hey cimbom hey hey. Sanat hayatı boyunca 15 milyondan fazla albüm satan Müslüm Gürses, 2000'li yıllarda hem plak şirketini hem de tarzını değiştirdi. Belki de arabesk ve ona gelen eleştirileri artık taşımak istemiyordu. O eski kitlesini eski şarkılarıyla baş başa bırakıp yepyeni şarkılara yöneldi. Tarkan'ın, Teoman'ın, Şebnem Ferah'ın eserlerini söyledi. Şair Muratan Munga'nın şiirlerini seslendirdi. Popüler rock ve pop müziği şarkıları yeniden yorumladı. Bir şey yok ya, endişe edilecek bir şey yok. Endişe edilecek bir şey yok. Her şey güzel. Artık yeni bir Müslüm Gürses vardı. Medyada sıkça yer buluyor, kaymak tabakanın gecelerinde boy gösteriyordu. Efsaneleşen Gülhane Parkı konserlerini geride bırakıp Harbiye açık havada sahne alıyordu. Ama o, sınıf atladı eleştirilerine karşılık, sadık kitlesine değişmedik, özümüz de aynıyız, müsterih olsunlar mesajı vermeye devam ediyordu. Sanat hayatı boyunca kimseyle kavga etmeyen, bu yönüyle hiç medyada malzeme olmayan, hatta oldukça ketum davranan Müslüm Gürses, son yıllarda da bunu devam ettirdi. Ancak medyada daha çok görünmeye başladı. Acılarına, yaşadıklarına rağmen şakacı, neşeli kişiliğini her fırsatta gösterdi. Ne oldu son dönemde? Ne değişti de böyle bu kadar çok hani ekranda, gazetelerde, yani çok fazla medyatik oldunuz. Siz neye bağlıyorsunuz bunu? Evet, çok güzel açıkladı olayı. Yaptığımız herhalde güzel işlerden olsa gerek. Yaptığımız güzel işlerden olsa gerek. Ama her zaman güzel işler yapıyordunuz. Her insan gibi Müslüm Gürses'in de bir vadesi vardı. 15 Kasım 2012'de bypass ameliyatı için girdiği hastaneden bir türlü çıkamadı. O günlerde hastane kapısında nöbet bekleyenler yine eski kitlesinden başkası değildi. Kendi babamızdan, öz babamızdan daha çok seviyoruz yani. Başka hani ne diyeyim? O kalksın ben yatayım. Alem biter, ortam biter. Hatta hayat biter ama bizdeki Müslüm Baba sevgisi bitmez. Müslüm Gürses tam 4 ay hastanede kaldıktan sonra 4 Mart 2013'te vefat etti. Eşi Muhterem Nur, sürekli tedavisinin doğru yapılmadığını savundu. 13 Ekim 2018'de verdiği röportajda bunu tekrarladı. Keşke hastaneye götürmeseydim dedi. Yürek burkan itiraflarda bulundu. Keşke onu hastaneye götürmeseydim. Hiç değilse hayatta olurdu. Onu görebilirdim. Bu kadar acı çekmezdim belki. Çünkü Müslüm en güzel zamanlarımızda gitti. Tam bütün zorlukları aştık. Artık hayatın sefasını süreceğiz derken gitti. Evimizden gülerek çıktı. Hastaneye gülerek girdik ve 4 ay içinde kayboldu. Buharlaştı, gitti. Tek tesellim herkesin hayran olduğu o adamla yıllarımı geçirmiş olmam. Kimsenin ulaşamadığı adamın karısı oldum ve ölünce yanına gömüleceğim.
Keşke onu hastaneye götürmeseydim de evde yanımda ölseydi. Mezarına gelince, madem gidecektin beni neden yanına almadın diyorum her seferinde. Sanki beni duyuyor, görüyor gibi. Yanına gelirken muhakkak süsleniyorum. Bizi ancak ölüm ayırır diyorduk. Öyle de oldu. Ama hep kalbimde. Evim yine onun evi. Her an kapıyı açıp içeri girecek gibi. Ruhumu onunla aldatıyorum. Bazen rüyalarımda görüyorum. Fotoğraflarıyla konuşuyorum. Sonra takdir-i ilahi deyip kavuşacağımız günü bekliyorum. Ne yapayım? Çok sevdim. Muhterem Nur'un Müslüm Gürses'i kaybetme acısı aradan geçen zamana rağmen hiç hafiflemedi. Keşke ölmeseydi de başka kadını sevip beni terk etseydi diyecek kadar candan ve samimiydi aşkı, sevgisi. Kendimi yarım hissediyorum. Onun gibi muhteşem bir insanla rüyalarımda bile göremeyeceğim kadar mutlu bir hayat sürdüm. Ama şimdi burada, bu çukurun içinde yatıyor. Onu çok seviyorum. Müslüm bedenen öldü ama benim içimde hala yaşıyor. Kocaları öldükten sonra evlenen kadınları hiç anlayamıyorum. Nasıl yaşıyorlar? Bazen diyorum ki, Allah'ım keşke onu tamamen alacağına başka bir kadını sevip ona gitseydi. İçim bu kadar yanmazdı. Müslümsüz bir hayat daha korkutucu. Ben ölümden korkmam. Düşünmedim de değil. Günahtan korkmasam intihar ederim. Burada şu gördüğünüz çiçeklerin altında onunla uyurum. Yalnızlığım, onsuzluğum daha kötü. O benim en değerli varlığımdı. Hayatına işte böyle inanılmaz hikayeler, eserler, dramlar ve ölümsüz bir aşk sığdıran Müslüm Gürses, 60 yaşında hayata veda etti. Geride ise şarkılarıyla daha nice seneler yaşayacak bir efsane bıraktı. Unutursun diye. Endişe edilecek bir şey yok. Endişe edilecek bir şey yok. Her şey güzel.